Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Seste bir sıkıntı var mı? Sanırsam bir problem yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Happiness Solution Challenge Incubation Program'ın temel eğitimlerinin 3. gününe. Teknik eğitimlerin ise ilkine hoş geldiniz. Bugünkü eğitimimiz, workshop'ımız Android ve Kotlin üzerine olacak. Birlikte mobil uygulama geliştirme dünyasının kapılarını aralayacağız. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Tuna Özkuşaksız. ODTÜ Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Google Developer Students Club ODTÜ'nün lideriyim. Bugün sevgili Hadi Tok bizlerle olacak. Fazla bekletmeden hemen onu da yayına alayım. Merhabalar Hadi Bey, Selamlar. hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün davetimizi kırmayıp bizimle birlikte olduğunuz için tekrardan çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz ve bugün ne yapacağımız üzerine konuşmak ister misiniz Hadi Bey? Ben yaklaşık 10-11 senedir Android geliştiriyorum. Daha önce iki tane farklı yazılım evinde çalıştım. Daha sonra bir 5-6 yıl kadar İngiltere'deki bir startup'a çalıştım uzaktan. Yaklaşık bir senedir de Facebook'ta çalışıyorum. Bu sene başında WhatsApp tarafına geçtim. Daha öncesinde Workplace'te çalışıyordum. Android tarafındayım. Böyle aşağı yukarı. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Android Kotlin üzerine bir workshop gerçekleştireceğiz. Peki bunun hangi içeriğini yapacağız hep birlikte? Bugün View Model kullanımına bakacağız. Vakit kalırsa Live Data iki tane code lab var. İlk başta View Model'ı, vakit kalırsa live data'yı da yapmayı planlıyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim Hadi Bey. Ben fazla uzatmadan sizi direkt sahneye alayım. Tamamdır, teşekkürler. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bir sıkıntınız olması durumunda ben buradayım. Her zaman Tamamdır. müdahale edebilirim. Tamamdır, görüşmek üzere. Ekran paylaşayım. Şu an paylaşıyor muyum acaba ekranı? Evet, sanırım geldi. Bu Codelab'in linkini duyurularda paylaşmıştık sanırım. Ama tekrar chatte paylaşabilirseniz güzel olur. Bugün Android Kotlin Fundamentals'ın View Model Codelab'ini yapacağız. Bu Codelab'de de bir tane uygulamanın içindeki aslında bug'ları çözerek View Model nasıl kullanılıyor bunu öğrenmiş olacağız. İlk başta uygulamadan biraz bahsedeyim. Uygulama sessiz sinema ya da biz hadi anlat bakalım diye önceden böyle bir yarışma vardı. Aslında biliyoruz bir kelime çıkıyor. Birisi bunu konuşmadan hareketlerle anlatmaya çalışıyor. Bu oyunda da her bilinen şey için bir buton var ya da bilemezse skip'e basıp kelimeyi geçebiliyor. Ve end game deyip oyunu bitirebiliyor. Böyle bir yapısı var.
Android'de architecture çok konuşulan bir şey. Bunun sebebi de aslında hem Android'in kendisinden kaynaklanan problemleri hem de daha iyi yazılım geliştirme amaçlı olarak konuşuluyor. Burada göreceğimiz iki şey var. Birincisi UI Controller. UI Controller'ın işi kullanıcıyla etkileşime girmek. Burada bir ekranımız var, butonumuz var, farklı butonlar var. Bunlara basıp kullanıcı bir input veriyor ve sonucunda da ekrana bir şeyler basılıyor. Fakat bu yapıyı yöneten arkada view model denilen bir yapı var. Bu view model UI'da ne gösterilmesi gerektiğini sağlayan ve burada verdiğimiz inputları işleyen aslında bir class diyebiliriz. Bir soru var, onu cevaplandırayım. Kotlin'i JavaScript kodu ile yazabilir miyiz? Hayır, Kotlin'de JavaScript'te ayrı programlama dilleri. Yani Kotlin'le JavaScript'i Kotlin'le yazmanız mümkün değil. Ama Android geliştirebilir miyiz diye soracak olursanız, bunu sağlayan bazı cross platform framework'ler var. Onlara bakabilirsiniz. View modelden bahsettim. View model factory denilen bir yapımız daha var. Bu view model factory de şu işe yarıyor. İlk başta factory pattern'ı nedir? Biraz ondan bahsedeyim. Factory bir yeni bir obje oluşturmamız gerektiği durumlarda bunu bizim için yapan yapılara factory diyoruz. Yani view model'ı görürken aslında birazcık daha iyi göreceğiz. Bu view model'ı biz oluşturmuyoruz. Bir factory sağlayarak Android sistemine bu view model'ı bizim istediğimiz şekilde oluşturmasını, yaratmasını isteyebiliyoruz. Bu pattern'a da factory pattern deniyor. Burada oyunun içinde bug'ları bulun diye bir şey var. Burada bu buton çalışıyor, bu buton çalışıyor fakat endgame butonu çalışmıyor. Ekranı çevirdiğimiz zaman gördüğümüz gibi buradaki bulunduğu state değişiyor, yani sıfırlanıyor oyun. Başka burada bahsettiği ne var? Bunlar var aşağı yukarı. Yavaştan başlayalım. İlk başta GameViewModel class'ına eklememiz gerekiyor. Bunun için de ViewModel'ı alacağımız bu dependency'yi eklememiz lazım. Bunu koyacağımız yer app'in içerisindeki build gradle dosyasının içindeki dependencies kısmı. Yanlış bir şey kopyaladım sanırım. Ya da kopyalayamadım. Yapıştırıyorum. Bu kütüphanelerin daha yeni versiyonları olduğu için şu an bunlar sarı görünüyor. Ama şimdilik bunu güncellemekle uğraşmayacağım. Bunu yaptıktan sonra yukarıda şurada bir bar çıkıyor. Diyor ki
projeyi senkronize etmeniz gerekiyor. Senkronize işlemini yapıyoruz. Yaptıktan sonra da screens ve game'in altına bir class oluşturuyoruz. Bu ismimizin adı, class'ımızın ismi GameViewModel. GameViewModel'ımız ViewModel denilen bir class'tan extend oluyor. Ve bunun bu class oluşturulduğu zaman bize haber vermesi için bir log basıyoruz. Burada da game view model logumuzda view model create. İkinci olarak bir log daha ekliyoruz. Burada da onCleared metodunu override ediyoruz ve bunun içine de bir log daha atıyoruz. Şuradan kopyalayayım. Ve bunun içinde de destroyed diyecek. Bu bizim ViewModel'ın çalışma mantığını daha iyi anlamamız için koyduğumuz iki tane log. Ve ekranı şunu büyütebiliyor muyuz buradan? Bir tık daha büyüteyim şöyle. Biraz daha büyümüş olması lazım. Şu an daha iyi mi acaba? Ekranda görünüyor gibi sanırım. Burada logları koyduk. Bu init, bu GameViewModel ilk oluşturulduğu zaman, bu da artık işinin bitip kullanılmadığı zaman çağrılacak metotlar. Ve bu GameViewModel'ı artık GameFragment'ın içerisinden kullanabiliriz. Şu anda gördüğümüz ekran Game Fragment, buradaki butonlar, buradaki yazıların hepsi Game Fragment'ın içerisinde. Buradaki bizim bug'ımız neydi? Ekranı, mesela şu an 3. soruya geldim. Ekranı çevirdiğim zaman ekran sıfırlanıyor. Normal bu uygulamada bu olmaması gereken bir şey. Bunun sebebi de şu: Android'de konfigürasyon değişikliği denilen bir şey var. Bu konfigürasyon değişikliği, eğer ekranı çevirdiğiniz zaman ya da cihazın dilini değiştirdiğiniz zaman konfigürasyonu değiştirmiş oluyorsunuz. Bu durumlarda buna adapte olmaya çalışmaktansa her şeyi baştan oluşturmak daha kolay. Dolayısıyla Android buradaki Fragment'ı ve Activity'yi öldürüyor. Yerine yenisini koyuyor. Ve biz bu değişiklikleri, buradaki skoru diske yazmadığımız için buradaki değişiklikler kayboluyor. Bu yüzden Activity tekrar oluşturulduğunda hayatını devam ettirecek ve buradaki datayı tutabilecek
yapılara ihtiyacımız var ve bu yapılara Android'de view modül deniliyor. Şimdi burada view modula değişkenini oluşturalım. View modül game view modül diye bunu oluşturduk. Daha sonra buna bir şey atamamız gerekiyor. Bunu yaparken de ViewModelProvider denilen bir şey kullanmamız gerekiyor. Az önce bahsetmiştim. Ekran döndüğü zaman activity ölüyor ama ViewModel'ın ölmemesi, hayatta kalması gerekiyor. Dolayısıyla activity yeniden oluşturulduğunda ya da şu durumda fragment tekrar yeniden oluşturulduğunda bizim yeni bir view modül oluşturmamamız, eskisini kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu da view modül provider denilen yapı yapıyor. View modül provider eğer aktivite yeniden oluşturuluyorsa daha önceki elimizde olanı veriyor. Ama yeni bir aktivite oluşturuluyorsa o zaman yeni bir view modülü daha önce yeni view modülü oluşturup bize temin ediyor. Bunu da buradaki kodu kullanarak şurada yapabiliriz. Yeni bir log atıyoruz. Böyle bir log attık ve ViewModel'ı objesini almak için de bahsettiğim gibi ViewModelProvider veriyoruz. ViewModelProvider'a da hangi ViewModel tipinde bir obje istediğimizi belirtiyoruz. Bu durumda eğer activity yeni bir aktivite ise yeni bir ViewModel veriyor. Eğer eski bir aktivite ise daha önceki oluşturduğu ViewModel'ı veriyor. Bunu deneyelim. Bunu log'una bakalım. Şurayı filtreleyelim. Tekrar uygulamayı baştan açacağım. Şunu görmemiz açısından. Bu niye çıkmadı? Ha, uygulamaya yüklemedik çünkü. Daha yükledik. Başka bir emülatör mü var? Hayır. En azından şunun yazmasını beklerdik. Bir de bak point koyalım bakalım.
Çok ilginç. Şöyle bir şey deneyeyim bakayım. Burası çağrılıyor mu? Burası çağrılıyor ama şu an olmuş. Şu an burada hata ne olduğunu da anlayamadım ayrıca. Çalıştırdım iki kere. Şu değişikliği yaptıktan sonra Android Studio içeriye koyabildi. Neyse burada on Create View'de yeni bir fragment oluşturduk. Ve bu yeni bize bir view model oluşturdu. Ekranı çevirdiğim zaman burada görüyoruz ki yeni bir fragment oluşuyor ama yeni bir view model oluşturulmadı. Eskisini hala kullanmaya devam ediyoruz. Ve buradan çıktığımız zaman burada görüyoruz ki view modül öldü. Devam edelim. Şimdi GameView modunun içerisini dolduracağız. Daha önce bahsettiğim gibi dataları fragment ya da aktivitenin içerisinde tutmak yerine view modunun içerisine almaya başlıyoruz. İlk başta word diye bir tane değişkenimiz var. Bunu alıyoruz. Bunu private değil, normal spot'ta koyduk. Çünkü buna direkt erişeceğiz. Skoru koyduk. Word list'i koyuyoruz. Bunları silelim.
buradaki reset list fonksiyonunu alıyoruz. Bunu da view modelin içerisine taşıyoruz. Bunu private'dan, bunu da private'dan kaldırdık. Daha sonra init'in içerisine buradaki next word'u da almamız gerekiyor. Next word'u olduğu gibi alıyoruz. Don't skip'i direkt alıyoruz. Buraları direkt alıyoruz. Soru var. Init blokunu hangi durumlarda kullanmamız doğru olur diye. Bu aslında Kotlin ve Java'daki Java'nın arasındaki bir farktan dolayı init diye bir blok var Kotlin'de. Java'da bir constructor oluşturduğumuz zaman bunun içine bir class'ı construct ettiğimiz zaman yapılacak şeyleri koyup orada yapabiliyorduk. Fakat Kotlin'de default constructor denilen bir şey var. Eğer hiç parametre sağlamadan bir class'ı oluşturuyorsanız bu durumda init kod bloğunun içerisi çalışıyor. Ya da parametresi de olsa o da çok fark etmiyor. Parametreleri verdiniz ama bir constructor yazmanıza gerek yok. Init bloğunun içerisinde gerekli initialize işlemlerini yapmanız mümkün. GameViewModel'daki işimiz update score. Update word text. Böyle bir şeyimiz var mı? Yok. Fragment'ımız içinde eksik bir şey var mı? Hızlıca kontrol ediyorum. Fragment'ın içerisinde de sanırım onSkip ve onCorrect metotlarının kalması gerekiyor. Onları tekrar şuradan taşıyayım hızlıca. Şimdi değişikliklerimizi yapmaya başlayalım. İlk başta ViewModel'ın içerisindeki onSkip'i çağırıyoruz. Bunu herhalde şey yapmadık, private'dan çekmedik. Public yapıyorum. Update. Bunları niye diye çağıramadım. Şurada bir parantez eksiğim var o yüzden. Ve update score text'i onSkip'in içerisinde çağırıyorum. Skip butonuna bastığımızda hem buradaki word değişiyor hem de buradaki score değişiyor. Şunu da kaldırayım. Test kaldı orası. Dolayısıyla burada word'ü ve score'u değiştirecek metotları çağırdım. OnCorrect'te de aslında aynı şeyleri çağırmam gerekiyor. Ama ViewModel'da da OnCorrect'i çağırmam lazım. Onu da yine private bırakmışım. Onu düzelttim. Buradan şu an çağırabiliyorum.
Bunları, bu metotları oraya taşımamızın sebebi aslında uygulamanın çalışma mantığını UI'da değil de başka bir katmanda tutmak istememiz. Şu andaki kullandığımız katmanda View Model katmanı. Bu hesaplama işlerini, arkadaki diğer şeyleri View Model yapacak. Fragment sadece verilen şeyleri göstermiş olacak. Burada Word'ü View Model'a taşıdığımız için Store ve Word'ü artık View Model üstünden çağırmamız lazım. Şurada da sanırım bunları da değiştirmem gerekiyor. Ya da sonraki adımdan mı değiştiriyoruz? Bakalım. Evet, sonraki adımda değiştiriyoruz. Emin olayım. Yok. Bunları da şuradan değiştireyim. Next Word'ü de public'e çevirdik. Bu metotlar burada değil. Bu yüzden bunu buradan kaldırdık. Bir çalıştıralım bakalım. Şu anda bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Uygulamanın aynı şekilde çalışmasını bekliyoruz. Ama ekranı çevirdiğimiz zaman hala eski halinde devam etmesini istiyoruz. Bu buton düzgün çalışıyor. Bu buton da düzgün çalışıyor. Bakalım ekranı çevirdiğimizde ne olacak? Burada kelimemiz değişti. Şeyimiz sabit olmasına rağmen skorumuz sabit olmasına rağmen kelimemiz değişti. Onun neden olduğuna bakalım. Çünkü burada next word'ü çağırıyoruz. Bakalım onun için ne yapmışlar. Bunları kaldırmışlar. Burada böyle bir şey yok. Bunun e-model'ın init'inde reset yapıyoruz. Onu eklemedim sanırım. Evet. Bunları buraya eklediğimiz zaman oyunu başlattık. Butonlarımız çalışıyor. Ve ekranı çevirdiğimiz zaman artık kelimemiz de aynı kalmış oldu. Bunun sebebi burada ki reset word ve next word fonksiyonları game fragment'ın onCreate view'ında çağrılıyordu ve game fragment tekrar oluşturulduğu için bu metotlar tekrar çağrılıp buradaki kelimeyi değiştiriyorlardı. Sonraki adıma bakalım. Bu adımda game fragment'a endgame diye bir tane yeni bir fonksiyon eklememizi istiyor. Burada endgame butonuna, buradaki endgame butonuna bir onClick listener'ı vermemiz isteniyor. Bunu da
bu şekilde set on click listener'ı deyip ama bunu burada yapmamamız gerekiyor. Bunu on create view'in içerisinde yapmamız gerekiyor. Pardon. Eğer endgame butonuna basıldığı zaman bu bizim on endgame fonksiyonunu çağırması gerekiyor. Ve daha sonra game finish diye bir yeni fonksiyonumuz var. Oyun bittiğinde aslında yapmamız gereken şeyleri yaptığımız fonksiyon. İlk başta bir toast gösteriyoruz. Bu adımda yaptığımız şeyler şu şekilde. İlk başta bir toast gösteriyoruz. Bu altta çıkan ufak bilgi mesajlarına toast deniliyor. Daha sonra bir action denilen bir şey oluşturuyoruz. Bu action bizim bir ekrandan bir fragment ya da aktiviteden başka bir fragment ya da aktiviteye geçmemizi sağlayan bir yapı. Bunun içine de bir parametre veriyoruz. Bu da score parametresi. Buna safe args deniyor. Şu an konunun şey değil ama bu skoru bir sonraki ekrana taşımak için kullandığımızı bilirseniz şu anda yeterli. Ve oyun bittiğinde aslında game finished fonksiyonunu çağırmamız gerekiyor. Bakalım. Çalıştıralım. Başladık. 7'ye kadar geldik. Ve yeni ekranı açtık. Fakat burada skorumuz yazmıyor. Bakalım bunun için ne yapıyoruz sonraki adımda. Bu skoru gösteren fragment'ın adı score fragment. Bunun için ayrı bir view modül oluşturacağız. Bu da yine view model'dan extend olacak. Aja oluşturdum. Bu ekranın skoru göstermesi için bizim
bu az önceki aktiviteden, az önceki fragmenttan action aracılığıyla gönderdiğimiz skoru view modelin içerisine iletmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Score view modula bir parametre ekliyorum. Ve bunu bir field'a atıyorum. Daha sonra bu class'ın da init'inde ne olduğunu görmek açısından bir log koyuyorum. Şunu import etmemiz gerekiyor. Şekilde final score log olarak basıyoruz. Ama şu an şöyle bir problemimiz var. View model factory'den bahsetmiştim size. Game fragmentı için aslında parametresi olmayan bir view model oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz gibi constructor'ında hiç parametre yok. Dolayısıyla Android bunu biliyor ve hiç parametresi olmayan vModel'ları bir factory'ye gerek olmadan kendisi oluşturabiliyor. Fakat score vModel'ın içerisine yeni bir parametre koyduğumuz için bunu nasıl oluşturacağını bilemiyor. Bu yüzden factory kullanmamız gerekecek. Bunu da yine aynı dosyada yapabilirim. Şu şekilde bu factory'nin de Android'in bildiği tanıdığı create diye bir metodu var. Bunu aslında buradaki interface'i implement ederek biliyor. Buradaki kodu yazmayacağım, biraz vakit kazanmak açısından. Direkt kopyala yapıştır yapıyorum metodun içerisine. Burada game fragment'ta söylemiştim. Nasıl hangi view model'ı oluşturup sağlamamızı istiyorsak bunu get metodun içerisine veriyoruz. Factory'ye de aslında birden fazla view model tipini oluşturup geri döndürebiliyor. Ama bizim burada sadece işimize yarayacak score view modülü olduğu için bizden istenen score view modül mü diye kontrol ediyoruz. Eğer buysa yeni bir score view modülü oluşturup bunu geri döndürüyor. Diğer türlü bir exception atıyor. Bu istenilen view modül tipini bilmiyor bu factory diye bir exception atıyor. Score fragment'ın içerisinde bu view model factory ve view model'ı sahip olmamız gerekiyor. Bunların değişkenlerini oluşturduk. Bu noktada tekrar binding'in üstünden view model factory'mizi bir obje oluşturup onu atamasını yapıyoruz. Ve içerisine az önce
Action'la gönderdiğimiz skoru gönderiyoruz. Daha sonra view model'ımızı oluşturmak için bu faktörü kullanmamız gerekiyor. View model yine view model providers bu sefer faktörü işin içine dahil etmemiz gerekiyor. Bu şekilde aldık. Binding'imizi yaptıktan sonra da bu noktada bizim skorumuz hazır olması lazım. Buradaki tekstin içerisine de skorumuzu yazdık. Bakalım ne olacak. Altıya gelmiştik ve burada 6 yazdığını gördük. Burada şuna değinmek istiyorum. ScoreView modelin içerisinde Kotlin'de şöyle bir şey yapabiliyorduk. Bunu direkt böyle verip bundan kaçınabiliriz. Ama bu her zaman view model direkt elimizde oluyor ama bunun içine koyacağımız data hemen elimizde olmuyor. Dolayısıyla bunu burada ayırmışlar. Ama bu noktada aslında çok ayırmamıza gerek yoktu. Çünkü view modelu oluştururken aslında argümanların içerisinde, action içerisinde bizim score datamız var. Bu kadar. Çok fazla bir vaktimiz kalmadı live data'yı görecek kadar. Sorular varsa soruları alayım. Onun dışında bu CodeLab'in kodu aşağı yukarı bu kadar. Var mı acaba soru? Göremedim ben şeyde ama. Merhaba Adi Bey. Çok teşekkür ederiz bu sağladığınız eğitim için. İki tane şu an soru gelmiş. İsterseniz alabilirim. Alırsan güzel olur. Hocam Android Studio'daki Logcat'in çalışmaması Android Studio'daki bug'tan mı kaynaklı mı diye bir soru gelmiş Abdülsamit Kılıç Arslan tarafından. Ya bu bazen bağlantıyla alakalı oluyor. Kabloyu çıkartıp takmak ya da emülatörü kapatıp açmak bazen işe yarıyor. Bazen de şuradaki Clear Logcat düğmesine basmak faydalı oluyor ama her zaman değil. Yani bazen çalışmada oluyor, bana da oluyor yani. Çok teşekkür ederiz. Hamza K tarafından bir soru gelmiş. Her fragment için ayrı ayrı bir model oluşturmalı mıyız diye.
Her fragment için genelde ayrı ayrı view modülü oluşturmamız gerekiyor. Bazı durumlarda gerekmeyebilir. Mesela bir tane aktivite birden fazla fragment tutuyor ve bunlar hepsi birbiriyle alakalı işleri yapıyorsa aslında tek bir view modülü de paylaştıkları bir model olabilir. Ama çoğunlukla yeni bir view modülü oluşturmamız gerekli. Gizem bir soru sormuş. Bir modül provider kullanım amacını tekrar edebilir misiniz diye. VModule provider şu işe yarıyor. Bizim bir tane VModule oluşturmamız lazım. VModule'un objesini oluşturmamız gerekiyor. Ve bunun ne zaman olacağını biz bilmiyoruz. Aktivitenin ya da fragment'ın içerisinde. Çünkü aktivite yeniden oluşturulduğu zaman bundan aslında bizim direkt haberimiz olmuyor. Dolayısıyla bu ViewModel'ı bize iletme işini ViewModel Provider aracılığıyla yapıyoruz. ViewModel Provider eğer daha önce kullanabileceğimiz bir ViewModel oluşturmuşsa bunu bize veriyor. Ama eğer oluşturmamışsa yenisini oluşturup yenisini bize sağlıyor. Bazı durumlarda az önce gösterdiğim gibi ViewModel Factory vermemiz gerekiyor. Bu da eğer klasımızın constructor'ı bir parametre içeriyorsa Android bunu direkt kendisi oluşturamıyor. Çünkü içine ne vereceğimizi bilemiyor ve biz vereceğimiz parametreleri ilk başta bir factory'ye veriyoruz. Factory ViewModel'ı bizim için oluşturuyor ve ViewModel Provider'a sağlıyor. ViewModel Provider da bize veriyor aktivite ya da fragment içerisinde. Çok teşekkür ederiz. Android 12 hakkında bir soru gelmiş Deniz Karakay'dan. Android 12 hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Android 12 kullanım olarak ilk başta hoş geliyordu ama bu sıra insanlar bayağı bug'lı olduğundan bahsediyorlar. Yazılımcı olarak Android değişimleri artık biraz sıkıntılı şeyler olmaya başladı. Çünkü her Android versiyonunda bir şeyler deprike oluyor ve kullanmanız engelleniyor. Bunda mesela Android 12'de şöyle bir problem yaşadık. Normal Android 12'den önceki versiyonlarda eğer bir linki açıyorsanız bunu size soruyor. Bunu açmak isteyen başka uygulama varsa şu uygulamalarda açabilirsin diye ama Android 12 bunu sormuyor. Dolayısıyla direkt Chrome'u açıyor. Eğer bu linki açacak başka uygulama olsa bile buna bakmıyor. Mesela bu bizim için bir sıkıntı çıkarttı. Onun dışında splash screen'i değiştirdiler. Artık uygulamanın kendi splash screen'i olsa bile Android onun üstünde bir splash screen daha koyuyor eğer değişiklikleri yapmadıysanız. Çok yeni API ya da kullanım açısından çok 11'de yazılım tarafında çok farkı yok. Aşağı yukarı düşüncelerim böyle yani. Çok teşekkür ederiz Hadi Bey. Başka sorusu olan var mı? Çok az daha bekleyebiliriz.
Çok teşekkür ederiz Hadi Bey. Bizi kırmayıp geldiğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Çok güzel Rica bir ederim. Workshop gerçekleştirdik sizinle birlikte, Android Coding Workshop'ı. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa Twitter üstünden iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Son bir soru gelmiş. İsterseniz onu da hemen oraya sıkıştırayım. Bu biraz daha sizin kişisel hayatınız, yani iş hayatınıza yönelik direkt size gelmiş. Meta'da ne üstüne çalışıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Yıl başından sonra WhatsApp'a geçtim. WhatsApp Android uygulaması üstünde çalışıyorum. Daha önce Facebook'un Workplace isimli bir ürünü var. Bu şirketler için kendilerine özel aslında bir sosyal platform gibi bir şey. Workplace'in Android uygulaması geliştiriyordum. Böyle yani. Bir de bir soru daha gelmiş Mehmet Doğan tarafından. Compose UI ile uygulama geliştirme yoğunluğu yurt dışında ne durumda acaba diye bir soru gelmiş. Bilmiyorum açıkçası. Yani böyle Twitter'da falan paylaşanlar var ama onlar zaten aktif insanlar. Ve aktif olarak yaptıkları, öğrendikleri şeyleri paylaşan insanlar. Dolayısıyla yani her firmada durum nedir bilmiyorum ama özellikle büyük firmalarda biraz bu tarz değişikliklere geçiş zor. Bunun da sebepleri, birçok sebebi olabilir. Kendi altyapılarını incelemeleri gerekiyor olabilir. Performans karşılaştırması yapılır. Böyle şeylere geçiş için. Dolayısıyla bunlar biraz zaman alır. Ne kadar ufak bir projede çalışıyorsanız buna geçiş daha fazla olur. O yüzden çok emin değilim ne kadar kullanılmaya başladı. Bir soru daha gelmiş. WhatsApp Android uygulaması da Kotlin dilinde mi yazılıyor? Modern Android Development kullanılıyor mu diye bir soru gelmiş. WhatsApp'ta Kotlin kullanılıyor. Modern Android Development'ın da kullanıldığı yerler var. Yani proje büyük olunca her yerde aynı şeyi yakalamak zor. Onlarca bazen yüzlerce yazılımcının birlikte kod yazdığı büyüklükte uygulamalar bunlar. O yüzden uygulama homojen olmuyor. Farklı ekipler farklı kararlar alıp farklı şeyler yapabiliyorlar. Bu bütün aşağı yukarı büyük uygulamalarda böyledir diye tahmin ediyorum. Teşekkür ederiz. Bir de şöyle bir soru gelmiş. İyi akşamlar. Şöyle bir sorum olacaktı. Şu an çalıştığım şirkette bir sticker modülü kodluyorum. API'den çektiğim sticker paketlerini WhatsApp'a eklemem gerekiyor. Bunu yapmak için önerebileceğiniz bir kaynak var mıdır? Hiçbir fikrim yok. WhatsApp'ın firmalar için sağladığı bir API olduğunu biliyorum ama sticker yapmak için API destek veriyor mu bilmiyorum. API dokümanlarına bakmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. WhatsApp'ın hangi kısmında çalışıyorsunuz diye bir soru gelmiş. Bunu paylaşamam şu anda da. O yüzden de az önce geçmiştim. Başka bir soru gelmiş. Özellikle şu an Meta'nın üzerinde yoğunlaştığı Metaverse dünyası için nasıl uygulamalar geliştirebiliriz? Metaverse biraz daha AR ve VR'a ağırlıklı bir oluşum.
O tarafta çok fazla bir bilgim yok açıkçası ama daha çok grafik ağırlıklı şeyler var. Ama yani bir bu tarz uygulamalarda da her şey grafik değil. Az önce gördüğümüz gibi bir uygulamanın bir kullanıcıyla etkileşime geçen tarafı var. Ve bir de arka planı var. View model tarafı diyebileceğimiz. O yüzden şirketler uygulamalarını bu tarz ortamlara taşırken daha önce kullandıkları yazılımları bir ön plan yazıp daha iyi bir grafik UI yazıp, yani daha iyi demeyeyim de AR ve VR'a daha uygun bir arayüz yazıp çıkabiliyorlar. Burada aslında sizin ne kadar yaratıcı olduğunuz daha önemli yani. Nasıl uygulamalar geliştirebilirsiniz? Bunun cevabını sizin vermeniz gerekiyor. Yani kesinlikle pek bir sınır olduğu söylenemez. Evet. Tekrardan çok teşekkür ederiz Hadi Bey. Rica ederim. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için, değerli vaktinizi Estağfurullah. ayırdığınız için. Çok yararlı bir eğitim olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Bir form açtık, onu da insanlar doldurdu. Çok olumlu feedbackler aldık oradan da. Tamamdır. Umarım başka etkinliklerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Solution Challenge Incubation Program'da eğitim süreciyle tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Yarın da yine eğitimlerimiz gerçekleşecek. Birisini hatta şimdiden duyurayım. Saat 13.00'da SDG'leri anlatan, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını anlatan 17 farklı Solution Challenge'ın temelini oluşturan bir eğitim serisiyle sizlerle birlikte olacağız. Ona da katılmanızı bekliyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.